Ben bakayım hele. Bir yere kıpırdamayasın. Burada kal. Şehirleri yıkarsınız. Hamdolsun ki Allah'a, Allah'ın kubbeleri yerinde. Hamdolsun. Ömer, ol. Dur, bir de şuradan bakacağım. Anam, memleketimiz. Git oğul, sen de gitme. Neredesin Bitlis? Baba. 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 Baba!
Baba. Sakin ol oğlum. Dağ yamacında kaldı. Almam lazım. Yavrum, telaş etme, sakin ol. Atlarla gittiler. Dönerler şimdi. Hayır. Ha bak, geldiler işte. Baba! Baba! Yavaş, dikkat et. Tamam. Baba! Baba! Baba kalk! Kalk bak! Bitlis yerinde duruyor babam. Aç gözüm. Aç gör Bitlis'i babam. Bak, düşman çekilmiş. Memleket toprağı. Anamın ak sütünü akıttığı Bitlis. Doğrul babam. Doğrul babam. Doğrul. Doğrul baba. Ne olur doğrul baba. Babam. Babam. Gel oğlum. Hadi kalk. Kalk artık. Hadi. Gel. Gidi koca Tahir'e. Görür görmez tanıdım babanı. Senin baban hem yiğit hem imanlı bir adamdı. Koca Tahir mi? Babam cephede hep Bitlis'in hasretiyle yaşadı. Koskoca Didebanı ses etmeden tırmandı da... Dağın zirvesine yaklaştıkça soluğu değişti. Dizinin dermanı kesildi. Heyecanlandı demek. Kolay mı? Kaç zaman sonra memleketini görecek? Didebandan bakınca şehir yok. Sanırsın Bitlis'ten hayat çekilmiş. Yalnız 5 minare. Öyle. Savaş yerle bir etti canım Bitlis'i. Yer üstünde yılan, yer altında karınca bırakmadı. Artık burada ot bile yeşermez diyenler oldu. Lakin Allah büyük. Yavaş yavaş evler çoğalmaya başladı. Babam görebilseydi. Sen gerçekten koca Tahir'in oğlu musun? Evet. Ömer. Ömer ha. Allah sana ömür versin oğlum. Üzülme artık. Sağ ol ona. Sen de işine bak hanım hadi. Gel evladım. Gel. Koca Tahir'in oğlu. Ömer. Hamza amca. Oğlun olmasaydı dağda kurda kuşa yem olmuştum çoktan. Kim? Benim oğlum mu? Benim oğlum yok ki. Yok mu? Ama nasıl olur? Nasıl olur? Göğsü çapraz fişekliydi. Hem yanında 2 tane köpeği vardı. Beni buraya taşıyan senin oğlun değil miydi ya? Sen. Hamza. Bir bak hele. Geldim geldim. İyi misin? Sen erkek değil misin? Sen de düşman değil misin? Cevşen. Ne? Cevşen. Bu benim adım. Cevşen. Benimki de Ömer. Cevşen. Sağ olasın. Sana bir can borcum var. Allah ödetmek zorunda bırakmasın. Hamza! 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 Hayrola Sait? Gece gece ne bağırıyorsun? Ne oldu? Bir derdin mi var? Var.
Var ya, var! Var! Kimsin lan sen? Ömer. Ömer ha? Ömer. Asıl sen söyle Hamza. Gece vakti nişanlımın evinde bu adamın ne işi var? Lafını sözünü bil Sait. Burası benim evim. Benim. Cevşen de benim nişanlım. Namusu benden sorulur. Bırak. Hele orada durasın Sait. Kız bizim kızımız. Teliyle, duayla bu evden çıkana kadar Cevşen'in namusu babasından sorulur. Anladın mı? Sana laf düşmez. Bunu böyle bilesin. Hem oğlan ta nerelerden gelmiş. Sen tanrı misafiri nedir hiç duymadın mı? Bu evde yatamazsın. İstersen Pizan'dan gelmiş ol. Bana bak Sait. Evimde kimi misafir edeceğime ben karar veririm. Sen karışamazsın. Cevşen bu evde kaldığı sürece karışırım. Kardeş haklı. Ben kalacak bir yer buldum. Siz zahmet etmeyin Hamza Emine. Ben hallederim. Kusuruma bakmayın. Nerede oldum size? Asıl sen kusurumuza bakma evladım. Babamın cenazesi burada olmasaydı hiç durmaz giderdim bu gece ama... O nasıl söz? Koca Tahir'i yarın hep beraber toprağına, vatanına gömeceğiz. Bak evladım, sen bilmezsin ama baban... Çok yakınımdı. Çok yakın dostumdu. Yarın da Sait'le konuşurum ben. Yok, hiç dile getirmeyin. Hem haksız da sayılmaz. Allah sahibine bağışlasın. Cevşen dünya güzeli. Kim olsa kıskanır. Allah rahatlık versin oğlum. Ceket. Yavrum. Yavrum yapma. Al. Bunu da al. Hepsini. Hepsini. İstemiyorum. Gönder hepsini. Kızım yapma, gözünü seveyim. Delirdin mi sen? Kızım ne yapıyorsun? Ana, dinle beni. Sait'i istemiyorum. Anlıyor musun? Bu düğün olmayacak. Olmayacak. Allah'ım. Ceketi... Sağ ol. Kalk oğlum. Harap etme kendini. Sen üstüne düşeni yap. Hadi kalk oğlum. İyi gidi koca Tahir'e. Gözünü açık koymayasın. Ev toprağında değil, kendi toprağında yatıyorsun. Hadi oğlum. Hadi kalk. Hadi. Ben biraz kalayım Hamza'yı. Sen git. Gafur! Hamit'i de al yanına, Cevşen'in evine git. Peki ağam.
Ne duruyorsun lan, yürüsene! Orada ne yapacağız ağam? Ulan almayayım şimdi ayağımın altına. Kuş kadar beyniniz yok be! Ömer denen zibidi orada mı, gidin bakın. Evi iyice gözleyin. Hemen ağam. He? Şşş! Sakın kimseye görünmeyin. Tamam ağam. Hamit! Ulan Ömer! Eğer hala oradaysan... Eğer hala oradaysan... Hamit, gel gel. Babanın yanına yolculayacağım seni lan! Sağ ol evladım, sağ ol. Sabah zaten görüşürdük oğlum, bu ne acele? Yok ana. Sabah her vakit yola çıkarım, yandırmadan kimse. Hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. Cevşen'i göremedim. Cevşen ortalarda yok. Yattı herhalde. O da sağ olsun. Helal etsin hakkını. Söylerim oğlum. Sabah önce mezarlığa uğrarım. Ama artık babam size emanet. Arada su döküp dua okursanız. Koca Tahir senin babansa benim kadim dostum. Gözün arkada kalmasın evladım. Sağ ol. Allah rahatlık versin. Sağ ol. Sana da oğlum. Sağlıcakla kal. Şeye bakmaya çıkmıştım. Şeye. Sen ağlamışsın. Sait. Nişanlın. Onu seviyor musun? Sen söyle. Sence seviyor muyum? Bence sevmiyorsun. Nasıl anladın? Gözlerin söyledi. Seven birinin gözleri böyle bakmaz. Öyle mi? Peki nasıl bakar? Bilmiyorum. Ama böyle bakmaz. Ne bileyim, bir başka bakar. Aa, işte bak. Ne? Görüyor musun? Ne var orada? Aa, bir yıldız kayıyor. Görüyor musun? Bak bak. Görüyor musun lan?
Şimdi bir sevda doğuyordur. Tam şu anda. Uyduruyorsun. Hayır, uydurmuyorum. Aa, tamam. Bak, bulduk. Neyi? İnsan birine sevdalanırsa, sevdiğinin gönlüne bir yıldız gibi düşer. Bu yüzden seven kişinin gözleri tıpkı bir yıldız gibi parıldar. Ne zaman gidiyorsun? Sabah erkenden. Önce babamın mezarına uğrarım. Sonra da... Gitme sen. Yani yeni gelmiştin. Cevşen. Sen gitme dersen eğer... Gitmem. Ne oluyor burada be? Görmüyor musun? Ateş bacayı sarmış, dumanı tutuyor. Geç oldu. Yürü oğlum, yürü. Ne oldu lan? Gördünüz mü bir şey? O çocuk orada mı hala? Şey beyim, Cevşen bacımız Ömer denenlikle avluda konuşuyordu. Ne konuştular? Ne susuyorsunuz? Söyleseniz lan! Vallahi yıldızlardan konuştular beyim. Yıldızlar mı? Yıldızlar mı? Ne yıldızı lan? Hani gökyüzünde var ya onlar. Ne konuştular lan? Onu söyle, sövdürtme yıldızından şimdi. Şey beyim, Cevşen bacının gözleri yıldız gibi bakmıyormuş. Eğer size sevdalı olsaymış öyle bakarmış. Bunu konuştular beyim. Nerede lan o it? Nerede lan o it? Nerede? Cevşen nereye kızım? Aba. Cevşen, neredeyse düğünün olacak. Bırak artık şu av işini. Sana diyorum. Cevşen. Cevşen geç kalma. Oh, duydun mu kız? Ah, bununla ne yapacağım bilmiyorum ki ben. Burada mısın lan it? Geç şöyle. Defolup gitmedin öyle mi? Bitti, sadece senin memleketin değil. Öyle mi? Senin de memleketindi madem. Biz düşmana direnirken neredeydin lan? Merkepede savaştın. Hadi lan. Korktun da kaçtın. Baban da korkaktı, sen de korkaktın. Bana bak! Ömer. Yıldızları sever misin? Sabah sabah sana yıldız bulamadık. O yüzden yediğin yumrukları sayarsın artık. Seni bir daha Bitlis'te görmeyeceğim. Koca Tahir'in oğlu Ömer. Yoksa sen de babanın yanına uzanırsın. Anladın mı lan? Baba oğul yatarsınız artık.
koca Tahir, öyle mi? Babamın yerinde olsam seni bir gün yaşatmazdım Tahir Efendi. Yaşatmazdım! Yaşatmazdım! Neredesin Bitlis? Bitlis. Baba. 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 Böyle erkek gibi gezmelerden. Neden korkacakmışım? Sait Ağa senin tüfek kuşanıp gezdiğini biliyor mu? Bilmiyor. Git yetiştir. Cevşen. Cevşen. Aman ne halin varsa gör. Sordum soruşturdum. Nişanlımın evinde kalan Ömer, koca Tahir'in oğluymuş. İyice benzettim. Hırpaladım. Bitlis'ten gideceksin dedim. Sen çekip gitmezsen seni babanın yanına yatırırım dedim. Koca Tahir. Öldü mü? Ölmüş. Sabah gömmüş. Ben de oğlunu mezarın başında yakaladım. Ağzını burnunu kırdım baba. Tahir. Geldin ha. Kendi değil, ölüsü geldi. Baba, oğlanın ağzını burnunu iyice dağıttım ha. Görmeliydin. Konuşabilse it gibi yalvaracaktı. Korkusundan bir gün durmaz buralarda. Gör bak, çoktan açmıştır dide bana. Sen kal. Anana göz kulak ol. Çıkmasın dışarı. Anamın. Ne oluyor Sait? Ne bileyim ben hala. Ana. Ayşe. Ana. Ayşe. Ana ne oluyor? Ayşe. Ana. Ana dur. Ayşe. Ayşe yapma Ana, Ayşe. Dur. Ayşe dur. Ana, ana yapma. Ana. Ne yapıyorsun ana? Dur. Ana. Ana. İyi misin ana? Ana iyi misin? Ana. Allah Allah. Ne oluyor bunlara? Nedir bu köpeklerin hali böyle? Sen dur. Ömer bu, yaralı. Toprağına hoş geldin koca Tahir. Vatan borcunu ödedin ha? İyi etmişsin iyi. İşte senin büyük... Büyük sevdanın adı... Vatan.
Benimki de Ayşe. Çok bekledi yolunu. Ruslar geldi. Sonra gittiler. Sen gelmedin. Duyduk ki Sümüklü Hatice ile evlenmişsin. Ayşe de duydu. Duyunca yalandır demiş. Yalandır! O gün sustu Ayşe. O gün dilini hızar kesmiş gibi sustu. Tek lafı yok. Yok. Dövdüm konuşmadı. Sövdüm konuşmadı. Sevdim konuşmadı. Senin yüzünden koca Tahir! Senin! Ayşe'yi çok seviyordun ulan. Sen işte busun. Şu haline bak. Ne vatanına, ne de Ayşe'ye kavuştun. Ayşe benim oldu. Bana bir oğul verdi. Duydun mu? Ayşe bana bir oğul verdi dedim. Ayşe benim. Konuşmasa da, dili ses vermese de Ayşe benim Ayşem. Koca Tahir benim. 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 Ayşe? Ayşe? Ayşe nereye? Nereye? Ayşe! Ayşe! Ana! Ayşe!
Ana nereye gidiyorsun? Ana dur diyorum sana. Ana. Ana. Ana ne yapıyorsun sen? Ana. Nereye ana? Dur diyorum ana, gidemezsin. Ana babam. Ana. Yapma Ayşe. Ana dur. Ana. Ana ne yapıyorsun? Ana. Ana dur, nereye gidiyorsun? Bırak Sait. Bırak gitsin. Anam bu avludan belki 25 yıldır ilk defa çıkıyor. Belli ki çok mühim. Babam duyarsa ikimizi de keser. Görmedik. İkimiz de, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı dedim sana? Ne haliniz varsa görün be. Köpekler niye ağlıyor yine? Cevşen. Cevşen. Kız. Sait. Ömer, iyi misin oğlum? İyi misin oğlum? Kalkmasan iyi olur evladım. Aman oğlum dur. Demek bunu sana Sait yaptı ha? Ah babasının oğlu. Sait'in babamla zoru ne? Hanginiz anlatacaksınız? Size diyorum cevap verin. Sait'in bizde zoru ne? Ömer. Ömer. Ömer yavrum. İyi misin? Evladım. Ömer. Ömer. Yavrum. Thank you.
Saçlarına ne yaptın ha? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Söyle! Ne yaptın? Saçların nerede? Niye kestin söyle? Dışarı çıktı mı bu? Dışarı çıktı mı dedim? Yok ağam, niye çıksın? Nerede peki saçları? Nerede? Öğlen avluda bir şey yakıyordum. Demek saçıymış. Baba! Yapma. Anam değilsiniz, yapma. O... Dur oğlum. Dur. Cevşen. Bırak şu itlerle uğraşmayı da içeri gir. Biraz kız gibi ananın dizinin dibinde otur. Bir şeyler yap. Nakış işte, örgü ör, bir şeyler yap işte. Ama baba, Ruslar Bitlis'e girdiğinde... Kızım harp bitti. Kızım harp bitti. Bir daha seni böyle fişeklikle görmeyeceğim. Hadi gir içeri. Gir. Gelin. Yemek kendine geldi. Şükürler olsun. Korkuttun bizi. Şu işin aslını anlat bakalım. Hamza amca, ben derim ki söz büyüğündür. O yüzden önce siz anlatır mısınız? Cevşen, kızım. Kızım ne oldu? Ana, nedir bu koca Tahir bilmecesi? Diyelim Sait kıskandığı için ev bastı, Ömer'i mezarlıkta dövdü. Yani öyle tabii kızım. Ağoğlu, sana da sevdalı. Yani kıskandı Ömer'in burada kalmasını. Ana, Ömer başka diyor ama. Sait babasının mezarına bakıp sonra da... Aa, işim gücüm var benim, oyalama beni. İşim var zaten. Ana, sen önce şu meselenin aslını bir anlat. Yoksa ben gidip Sait'ten öğrenirim. O da söylemezse elbet bir anlatacak bulurum. Mesela Zeynel Ağa. Zeynel Ağa'yla babanın meselesi çok eski bir meseledir. Çok eski ve çok acı. Anlat emmi. Tek sözü eksiltmeden anlat. Otur. Koca Tahir kalbinde büyük bir sevda taşıdı. Vatan sevdasından bambaşka bir sevda. Biliyorum. Anam Hatice. Ayşe. Ayşe mi? Ayşe de kim? Ayşe. Zeynel Ağa'nın karısı, dilsiz Ayşe, Ömer'in babasının sevdiğidir. Sahi mi diyorsun ana? Ama nasıl? Ne zaman? Harp başlamamıştı daha. Ayşe ile koca Tahir gizli gizli buluşurlardı. Dillere destandı sevdaları. Ayşe nasıl da güzel bir kız. Koca Tahir ise hem yiğit hem imanlı. Köyün gençleri saygıda kusur etmez Tahir'e. O yüzden kimse Ayşe'ye ilişmez. Yan gözle bile dönüp bakmaz. Biri hariç. Zeynel Ağa, gözü Ayşe'de. Koca Tahir'le Ayşe'nin sevdası umrunda bile değil. Nefsinden gözü kararmış köpeğin. O vakitler Zeynel Ağa'nın babası yeni ölmüştü. Senin anlayacağın Zeynel genç yaşta ağa oldu. Sanıyor ki dünya artık kendinin. Dün gibi hatırımda. Akşam çöktü çökecek. Zeynel Ağa Tahir'in önünü köy meydanında çevirdi. Tahir hem bilekli hem de yürekli adam. Zeynel ise... Ne istiyorsun? Bitlis'ten defolup gideceksin. Bu senin son görüşüm olsun. Sen kimsin de beni memleketimden kovarsın? Ağanla doğru konuş. Çizmesinler postunu şimdi. Post burada. Çiz de meydan ağa görsün.
İnsanın önünde babanın meydan okumasına sessiz kaldı. Sonra? Zeynel'in on adamı bir anda kapandı Tahir'in üstüne. Tahir neredeyse canını teslim edecek. Sonra emmi? Korkudan mı dersin, şaşkınlıktan mı dersin? Hiçbirimizden tek ses çıkmıyor. Hiç mi? Onca insan hiç mi bir şey yapmadınız? Yaptık. Yapmaz mıyız hiç? Karataşlar gibi sıra sıra dizilip Tahir'in gömleğine yürüyen kanı seyrettik. Sonra anam, sonra. Sonrası. Sonra. Bütün köy, hepimiz birlik olup susarken birlik koşarak soluk soluğa geldi. Köylüyü iterek meydana fırladı. Kim ana? Kim? Ayşe. Açılın. Durun! Güzel. Durun, yapmayın! Durun! Yapmayın! Bırakın! Yapmayın! Bırakın dedim! Bırakın! Tahir! Ne olur gözlerini aç Tahir! Ne olur aç! Yaşasın ister misin? İstersin değil mi? Evet. Hadi o zaman! Hadi. Hadi diyorum. Gidiyoruz. O günden sonra Ayşe'nin ağzından tek laf çıkmadı. Ayşe teyze doğuştan dinsiz değil yani. Ayşe doğuştan kadersiz. Döndüğünüzü duyunca huzuru kaçmıştır Zeynel Hanım. Sayet'in de Zeynel'in de saldırganlığı ondan. Zalimlik ruhlarına işlemiş onların. Peki sen o zalimlerin ocağına cevşeni nasıl verirsin? Ha? Senin yaptığın daha büyük zulüm değil mi? İster misin? İstersin değil mi? Hadi o zaman. Hadi. Tahir öldü. Duydun değil mi? Tahir'in öldüğünü duydun? Bu saçlar. Saçlarını da onun için kestin. Demek ki bunca yıl... Bunca yıl umutla bekledin. Öyle mi? İyi etmişsin iyi. Şimdi umudun mezarda.
oğlanın bu haliyle ahırda yatmasına gönlüm hiç razı değil. Hem yaralı sayılır. Sabah gidiyor. Nereye gider şimdi? Yaralarının kanı yeni kesildi. Bu karda kışta olacak iş değil. Erzurum'a, amcasının yanına gidecekmiş. Ne desem, kararlı. Gidecek mutlaka. Ah, işte bak. Ne? Bak, ne var orada? Görüyor musun? Ah, bir yıldız kayıyor. Şimdi bir sevda doğuyordur. Tam şu anda. Uyduruyorsun. Hayır, uydurmuyorum. Ah. Tamam, bak bulduk. Neyi? İnsan birine sevdalanırsa, sevdiğinin gönlüne bir yıldız gibi düşer. Bu yüzden seven kişinin gözleri tıpkı bir yıldız gibi parıldar. Gitmesem? Yani yeni gelmiştin. Sen gitme dersen eğer, gitmem. Gidelim artık. Herkes yatmış işte. Acele etme. Yürü. Sen de düşman değil misin? Cevşen. Ne? Cevşen. Bu benim adım. Cevşen. Benimki de Ömer. Ben ceketi... Sen gitme dersen gitmem diye. Gitme. Cevşen. Dur şimdi hele. Yürü. Cevşen. Vazgeçebilirsin. Seni anlarım. Neden vazgeçeceğim? Senden mi? Neden peki? Ölür mü? Sait peşimize düşecektir. Sait bizi bulursa öldürür. Ben burada kalırsam, sen gidersen yine ölürüm. İkisinin de ucu ölüm. De hadi Ömer. Sen olsan hangi ölümü seçerdin? Thank you.
Nasıl olsun? Fena dayak yedi. O da yapmasaydı. Babam haklı. Senin aklına uyan da kabahat zaten. Büyüdükçe aynı babana benzedin. Sen de onun kadar zalim olacaksın. Armut dibine düşermiş hala hanım. Uyumadan önce dua et. Allah sana biraz vicdan versin. O vakit belki biraz insana benzersin. Nereden bulursun bu lafları bilmem ki. Yazık. Yazık sana karılık edecek kıza. Bak şimdi, kurdun aklına kuzuyu getiriyorsun Allah hanım. Cevşen, mışılmış, güzel güzel uyuyordur şimdi. Ne var lan? Ne oluyorsunuz lan, konuşsanıza. Lan konuşsanıza, ne istiyorsunuz? Beyim, Cevşen... Ne oldu Cevşen'e? Söylesenize! Galiba Ömer'le kaçacak beyim, bu gece. Nereye kaçacak lan? Ağrın önünde sarılıyorlardı. Sait! Baba, Cevşen kaçmış. Git nişanlını getir. Birkaç saat sonra sabah olacak. Acele edin. Ayşe. Ayşe. Hadi. Bugün çok yoruldum. Hadi Ayşe.
olmaz. Bir an evvel dağı aşmamız gerek. Hadi. Köpeklerim, ne yapıyorsunuz köpeklerime? Köpeklerim, köpeklerim. Ne oluyor? Hayvanlarımdan ne istiyorsun sen? Bu itler bir benim gelişime havlıyor, değil mi Hamza? Sen ne demek istiyorsun? Çok oldun artık sen. Defol evimden, defol. Ben caydım, tamam mı? Sana verecek kızım yok artık benim. Bak bu doğru işte. Bana verecek kızın yok senin. Çünkü kızın kaçmış. Ha! Bana bak. Kızıma iftira atma. Kızım içeride uyuyor, tamam mı? Cevşen. Cevşen yok. Cevşen kaçmış. İçeride uyuyan sensin. İhtiyar bırak. Şimdi söyle bakalım. Nereye gider bu Ömer? Söyle. Söyle diyorum sana, ihtiyar bulak. Hadi seni söyle. Evet, söyle. Ömer Erzurum'a gidecekti. Yürüyün lan. Merak etme ağam. Tepeyi aşmadan enseleriz. Dua et de öyle olsun. Sen diğer taraftan tamam. Ol. Geçmişler. Takip edin lan. Hızlanın. Ben buradan sola bakıyorum. Tamam. Gözünü seveyim. Ömer.
bırakın beni. Bırakın ben yürürüm. Bıraksanıza. Bırak beni be. Bırak. Durun. Bırakın. Hoş geldin Hamza. Hoş bulmadım ama. Bunlar bohçanızla altınlarınız. Kızımı size vermiyorum. Söyle oğluna kızımın peşini bıraksın. Kızın nerede Hamza? Neredeyse nerede. Sizi ilgilendirmez. Ama oğlun peşinde. Bir adam sal da oğlunu geri çağır. Söyle ona dönsün. Oğlum dönecek. Ama gelinimle birlikte. Evine git. Sana haber veririz. Gitmiyorum. Kızımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Az kaldı Cevşen'im. Şu tepeyi de açtık mıydı? Göreceksin gününü. Yürü be! Yürü, yürü! Yürü, yürü diyorum sana, yürü! Yürü! Baba! Ya durun, yürü! Kızım! Zeynel Ağa, oğlunu istemiyorum. Kimi istiyorsun? Ömer'i. Sen ne diyorsun? O benim. Hayır! Cevşen benim! Ömer! Yapmayın! Ömer! 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 Gömer! Gömer! Yardım edin! Öldüreceğim seni! Gömer! Yardım edin! Ömer! Kaplur! Yardım edin ne olur! Ömer! Ömer! Yapmayın! Yapmayın evladım. Yazıktır, durmayın. Yapmayın. Durun! Ömer! Yapmayın evladım. Yapmayın! Durmayın. Kurtaran yok mu? Ömer! Sait! Oğlum! Sait! Çabuk! Sait oğlum! Sait! Abi iyi misin? Sait! Taşıyalım hadi! Oğlum! Sait! İyi misin? Oğlum da. Tamam oğlum. İyileşeceğiz. Dayan oğlum. Çabuk! Dayan! Çabuk! Hadi kalk.
İyi olacaksın. İyi olacaksın. Hadi. 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 Biliyor musun? Bitti. Bitti. Neredesin bitti? Thank you.